mükemmel giriş oldu değil mi? Yeni videoya hoş geldiniz. Burada yapacağım şey biraz haberimsi olacak. Zaten her gün oyun haberleri hakkında bir şeyler okuyorum. Neogaf'ı okuyorum, birçok siteyi okuyorum. Kotaku da dahil buna. Ne kadar sevmesem de. Neyse, birçok haber sitesi okuyorum ve hani öyle bilgileniyorum. 3 günde bir, 4 günde bir de olabilir. Hani böyle önceki günlerin haberlerini yapayım dedim. O yüzden öyle bir şey yapıyorum. Ki tatile çıkıyorum, o yüzden de hani böyle videolar yapmak daha kolay olacak. Merak etmeyin, oyun videoları da gelecek, belki gelecek ve biz de bir şeyler biriktirdik. Bütün konuştuklarım hakkındaki belgeleri, şeyleri, resimleri falan isterseniz hepsi linkler aşağıda olacak. Videoyun.org'da olacak. Videoyun.org şu anda bu videoyu çekerken çökmüş olabilir. Pardon, yapamamış olabilirim, hala bakımı bitirmemiş olabilirim. O yüzden bitmemişse aşağı normal linklerini vereceğim ama bundan sonraki videolarda videoyun.org'da olacak. Ve bugünden sonra da bitireceğim inşallah bakımı. Neyse, haberlere dönelim. Battlefield 3 oynayan var mı hala bilmiyorum ama oynayan varsa güzel haberim var. 12 saat var. 24 saat boyunca 2 kadar XP kazanabiliyorsun şu anda oynadığın anda. Ki benim için bence güzel. Ben hatta şu anda bu videodan sonra biraz oynayabilirim. 2 katı XP geliyor. 4'ü ne kadar sürüyor? 4'ünün bittiği gün. 4'ün hani Amerika saatine göre 4'ü bittiği zaman XP eventi de bitecek. Ama premium üyesiyseniz 8'ine kadar devam ediyor. Yani kısaca XP içinde yüzeceksiniz böyle. tarzında para seçeceksiniz. Güzel bir şey bence. Alabilirsiniz. Battlefield 3'ün kankası dediğimiz ezeli düşmanı diyebiliriz. Call of Duty serisinden geliyor. Activision bütün hainliğiyle sağ olsun böyle nasıl yapsak da siksek modunda. O modda olunca yeni bir oyun çıkarmak istediler. Çin'e ayak atacaklar. Call of Duty Online isimli free to play bir oyun çıkaracaklar. Oynaması bedava bir oyun. Bu oynaması bedava oyun da trailerında gördüğüm kadarıyla, dediğim gibi altta bulabilirsiniz. Trailerinden gördüğüm kadarıyla Modern Warfare 2 ve Call of Duty 4'ten haritalar var. Modern Warfare 3 haritası görmedim ama belki içinde böyle atarlar, iki çırpıştırırlar. Şu an sadece Çin için açıklandı ama 200 sene, 2 seneye, 1 seneye falan Avrupa'ya da gelir tahminim. Total War Rome 2 açıklandı. Pek oynamadığım bir seri. Büyük ihtimalle klavye başında şimdi "Nasıl oynamadın sen onları?" falan diye tarzında diyen insanlar çıkacak. Evet, o sesi çıkardığımda öyle hareketler yapıyorum her seferinde ama neyse. Oyun 2013 yılında çıkacakmış. Bekleyeceğiz, bakalım göreceğiz. 2013'te güzel oyunlar çıkıyor aslında. Enteresan bir haber de Xbox'tan geldi ki bayağı bir enteresan. Microsoft Xbox8.com, Xbox Companion tarzındaki domainin hepsini almış bu sabah. Düşününce yeni Xbox için tabii ki de yeni Xbox fikri geliyor. Bence ama 8'in manası yan 68'in sonsuzluk, Infinity olayını çağrıştırmasıyla alakalı biraz. Xbox Infinity ismi de güzel olur aslında. Son bir haber daha var ki hafta içinde okuduğum ama üzüldüğüm bir olay. Radical yapımcı şirket. Oyunları da oyunlar arasında Scarface veya herkesin çok şu anda oynadığı, herkesin bahsettiği Prototype 1 ve 2. Ama birçok firmanın hani birçok elemanı işten atılmamış da Activision'ın diğer support bölümlerine dağıtılmış. Yani Radical kapatıldı diyebiliriz aslında kısaca. Ki aslında da şimdi şey diyeceksiniz, Prototype çok iyi sattı, neden kapatın? Çok iyi satmıyorlar. Hani orta satıyorlar ama bu tür küçük şirketler, büyük yani küçük yapımcılar büyük şirketlerin eline geçtiği için, hani yani Activision çok büyük bir firma. Yapımcı da çok küçük olunca hani Activision bakıyor, kaç bin, 1 milyon mu sattın? İyi sattın ama biz 3 milyon bekliyorduk diye tak diye kapatıyor. Ki bu da ileride de bence kötü olacak. Daha hani oyun orijinalliğini yok edecek ama yapabileceğimiz bir şey yok. Siz ne düşünüyorsunuz hani bunun hakkında? Burada ya da komentlerde hoş olur, yorumlarda. Siz ne düşündüğünüzü merak ediyorum aslında. Hani kapanmalı mıydı? Neden kapandı sizce? Hani ne olacak? Bu arada panik yapanlar varsa PC versiyonu çıkacakmış. PC versiyonu Radical çıkaracakmış. O yüzden merak etmeyin, PC versiyonu da geliyor. Ama benden bu kadar. Bunları haftada bir iki kere daha yapmayı düşünüyorum. Benden bu kadar. Haftada bir iki kere daha bunları getirmek istiyorum aslında. Güzel olabilir. Dediğim gibi ama tatile çıkıyorum. Videolarımız var. Merak etmeyin. Tatilde bunları daha rahat çekebileceğimden, hani direkt kamerayı kurup çekebileceğimden dolayı bunlar daha çok gelebilir. Yine haftada, maksimum haftada 3 tane gelecek ama bu olaylar. Ama yine de gelse de hoş olur bence. Dediğim gibi teşekkürler. Görüşmek üzere.